Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test peşin çözümünü yapacağız. Bu testimizde AYT tarzında çözüme başlayalım. 2, 4, X ve 8 uzunlukları verilmiş. Bizden X isteniliyor. 90'lar ama da uçuşu. Dalalım bir yerden alfa beta'ya. Hocam buraya alfa dersek 90'sa burası beta. Buraya da beta dersem burası da alfa. Bak şu üçgenlerde benzerlik olmadığı belli. İkişer kenarları yok. Devam edelim. Burası da 90 ya. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Alfa beta'lı bak şu üçgeni alabilirim benzerlikte. Çünkü iki kenar mevcut mu arkadaşlar? Mevcut. Hocam x art 4 var olsun x soruluyor. Başka nereye alabilirim? Hocam bir de şu üçgene bakacak olursak 8'i kullanacağız ya 8'e ait bir de şu üçgen var bakın. Şu üçgeni de alacak olursak mavi ile sarı üçgen benzer oldu. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı di mavi de 4. 1'e 2 oran var kolay ama neyse devam edelim hadi. 90'ın karşısı x artı 4 bölü 90'ın karşısı da 10 diyeceğiz. Hocam alfanın karşısı 2 iken 4 olmuş. O zaman burada mavi de 90'ın karşısı 10 iken burası kaç olur? 5 olur diyebiliriz aslında. Şöyle siyahla göstereyim. Direkt 5 olur diyebiliriz ve x de buradan kaç çıkar? x de buradan 1 çıkar aslında. E ya da burada işlemi devamı getirirseniz yine x 1 çıkacaktır gençler. Birinci soru akçay oldu. Geldik ki Bize böyle bir şey verilmiş. Hemen şu şekli yorumlayalım. Ondan sonra bunu verdik. Daha sonra çubukların durumu bu şekilde olmuş. Soruyu da okumaya gerek yok bence. Hocam şuradan bir dik, dikdörtgen oluşturacak olursak. Şöyle bir 90 derece. 4 ise 4. Ondan sonra burada da bir dikdörtgen oluşturacak olursak böyle. Hocam 4 ise 4. E şuradaki dikdörtgenden dolayı çünkü burası 90, burası 90. E burası 90. Burası da 90 oldu. 4 ise burası da 4 oldu. Buraya 6 kaldı. Dörtgen burası da 4. Bir kare oldu. Buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Hatta burada kaçlarda kaçar derece oldu arkadaşlar? Şurada kaç da 45, burada kaçı da 45 oldu. Çünkü kenar dik üçgenden dolayı 45 45 burada da 45 kaldı. Neyse o bu uzun kenar üzerine yatırıldığında çubuk böyle oluyormuş. Kısa kenar üzerine yatırıldığında da çubuk böyle oluyormuş. Şimdi uzunluklara bakalım. Kısa kenar uzunluğu e, uzun kenar uzun kenar yani 12 birim uzunluğuna yatırıldığında böyle. Tamam biz şuradan dik çizdik. Biraz önce işlem yaptık ve şunları da kaç bulduk arkadaşlar? 4 birim 4 birim bulduk. Bu uzun kenardı ve Buradaki açıda 45, 45, 45 ya da 4 ise burası da 4 ya. Burası 12 ise buraya ne kaldı? 8. Burası da 8 oldu. E burası dörtgen burası da 4 oldu. Sonrasında başka bir şey var mı? Şu uzunluğu da bulabiliriz aslında. Hocam burası 4 buraya da 6 kaldı. E o zaman burası da 6. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeninden burayı 10 bulduk. Devam edelim. Burada da aynı işlem. Hocam 4 birim, 4 birim burası. 4, 4. Burası da 4, burası da 4. Uzun kenar 8. Hocam burası 8. E, burası da 4 olduğundan tamamı kaçtı bunun? Tamamı 11'inde 11'imken burası da 6 oldu. 6 oldu. 6 8 10 üçgenden burası da 10 yaptı. E artık şu uzunlukları bulmak kaldı arkadaşlar. Birinci şekle yoğunlaşalım. İstersen böyle temel oranından bul. Hocam 8 bölü şurası. Ama şu uzunluğu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E 6'ya 4 oran var ya. 6'ya 4 oranını da kullanabiliriz. Evet. 3'e 2 oran var. 3'e 2 orandan direkt buraya bulabiliriz. Ya da istersen alfabet ya dal alfabetten yap. Ama 90'lar çok olduğu için alfabetadan yaparsın büyük ihtimalle. Ben de oradan gideyim. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Şuradaki x uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Ya da a diyeyim buraya. 90'ın karşısı a'nın 90'ın karşısı 10'a oranı. a bölü 10 eşittir. Burada alfanın karşısı 4 bölü. Buradaki alfanın karşısı 6 ya. 4 bölü 6'tan dolayı. 40 bölü 6. a'yı buradan kaç bulduk? 20 bölü 3 bulduk. Evet a 20 bölü 3 ise biz çubuğun uzunluğunun tamamını bulmuş olduk arkadaşlar. 20 bölü 3 artı 10 yani 50 bölü 3 yaptı mı yaptı. Gelelim buraya. Yine burada 90'lar havada uçuşuyor. Şu uzunluğu bulursam artık şuradaki x'i de bulurum arkadaşlar. Dal alfa ya. Alfa beta alfa beta oldu. Hocam bu üçgenle bu üçgen yine benzer oldu. Burada ne var şimdi? Şurayı bulmaya çalışacağım. Buraya y diyeyim. 90'ın karşısı y bölü 90'ın karşısı 10 eşittir. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8. Yani 1'e 2 oran var ama olsun yazalım yine de. 4 bölü 8. Buradan y'ne geldi arkadaşlar. 5 geldi. Evet y'yi 5 bulduk. E biz neyi biliyoruz? x artı 10 artı 5'in 50 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Buradan x 50 bölü 3 eksi 15 olduğundan bu da kaç çıkıyor arkadaşlar buradan da? Ee, 50 eksi 45'ten 5. 5 bölü 3 diye buluruz cevabı. Evet ikinci sorunun cevabını da böylelikle balıkesir bulduk. Geldik üçüncü soruya. Kenar uzunlukları 13, 13 ve 11 olan ABC x kenar üçgeni iki eş parçaya ayrıldı. Daha sonra iki eş parça simetri ekseni boyunca yani çizilen yükseklik boyunca iki eş parçaya ayrılır değil mi arkadaşlar? Yani çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böldü. 5, 12, 13'ten burası 12 oldu. Yani dik üçgenlerim kısa kenarı 5, uzun kenarı 12. Bunu unutma. Kısa kenarı 5, 5, uzun kenarı 12, uzun kenarı 12. Buraya da 9 mu kaldı? Evet. 9-12 ise burası kaç yaptı? 15 yaptı. E hocam buradan buraya dik çizmiş galiba. İz düşümleri evet. iz düşümleri arasındaki uzaklık soruluyor bize. E o zaman iz düşümleri arasındaki uzaklığa bakalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi ne yapacağız burada? 90'lar havada uçuşuyor. Aslında bu bir dik üçgende. Burası da 90. Burası da 90 mı? Evet. Dalalım alfabet'e. Alfa, beta, alfa, beta. Beta 90'sa alfa. Burası da beta. Hocam şu üçgenler eş oldu. Şunlar 90'ın karşılıkları eşit olduğu için. Ama bu üçgenle şu üçgenle ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. O zaman ben burada hatta benzerlik oranı 90'ın karşısı 5 90'ın karşısı 15 1'e 3 oran var. O zaman alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 1'e 3 orandan dolayı 4 gelir. Hatta burası da 3 geldi. E bu üçgenlerde eş ya. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3. Buraya da 4 mü kaldı? Evet, evet. Ve bizden bu uzunluk isteniyor. Bu uzunluk kaça eşittir? 4, 15 ve 3'ün toplamına eşittir. Bu da kaç yapar? 22 yapar arkadaşlar. Üçüncü soruyu böylelikle Akçay bulduk arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. Evet ABC ile DC eş demiş arkadaşlar. ABC'yi şöyle bir karalayayım isterseniz öncelikle. Şu üçgenle ya eş üçgenlerde arkadaşlar hemen karalayın. Ben böyle karaladım siz böyle karalarsınız. E diğerini de gösterirken şöyle maviyle göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bakın şu üçgen eşmiş. Bu üçgenlerde sırasıyla A açısıyla D açısı eşit mi eşit? Hocam A açısıyla D açısı eşit. Eyvallah. Sonra B açısıyla C açısı eşit. Hocam B açısıyla C açısı eşit. A hocam buradaki B açısı. Bak sarı üçgendeki B açısıyla öbür üçgendeki mavi üçgendeki C açısı eşit. Dolayısıyla ne çıktı burada? Bir ikizkenarlık çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar şu üçgende bu açıları yazınca? Ondan sonra C açısıyla da E açısı birbirine eşit olacak. C açısı zaten çizgiydi. E açısı da ne olacak o zaman? Çizgi olacak. Yani bu da bir ikizkenar çıktı. Ee, arkadaşlar madem eş üçgen eş üçgende biz ne yapıyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Ee, burası noktanın karşısı 6 iken noktanın karşısı burada da 6 mı olur. Evet. Ee, sonra burada hocam yine eş üçgen. Burada çizginin karşısı kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. Madem eş üçgen çizginin karşısı x kenarından dolayı zaten burası 9. Ya da çizginin karşısı mavi üçgende burası da 9 olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Bizden ne isteniliyor? 9 isteniliyor. Cevabımız böylelikle C han oldu arkadaşlar. Tamam Ya da hocam çizginin karşısında burası değil ki burası. E tamam 9'u yaz buraya. 9 olursa ikiz kenar değil mi yine burası? İkiz kenardan dolayı 9'u da yine yapıştırırsın. Sıkıntı yok. Dördüncü soru C an oldu. Geldik beşinci soruya. E uzunluğu bölü. AE uzunluğu 1 bölü 2 demiş. Hemen buraya K bölü 2K yazalım isterseniz arkadaşlar. Burası K iken burası ne verilmiş? 2K verilmiş. Arkadaşlar oran verilmiş. Ne yapacağız? Oranı kullanacağız. Orta tabanda bunu kullandınız zaten öğrendiniz. Oranlamanın olduğu yerde paralel çizdiğimiz zaman hocam bu paralel olduğundan dolayı ne oldu burada? Yöndeşikten dolayı burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E hocam paraleli çizdik. E burada 2'ye 1 oran var. E hocam burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2 n ise burası da ne olacak? N. 3 n eşittir kaç? 30 değil mi toplamda? Evet. N'i buradan 10 mu bulduk? Aynen öyle. N 10'sa burası 20 burası 10 oldu. Hocam burası 10 e buraya da 10 kaldı. E hocam ne var burada? Bak dikkat dikkat dikkat. Ne fark ettik burada? Hocam 90 dereceden bir kenar ortay çizilmiş. Hop eşit eşitken. Bak eşit eşitken burası da eşit olur. Muhteşem şuradan. Hocam şu dik üçgene de yoğunlaşacağım. Aa güzel bir şey çıktı burada. 90'ın karşısı 20 ise hangi açının karşısı 10'dur? Ya da dur bir de bir şey var burada. 90 10 10. Burası da eşit değil mi? Burada da 90'dan çizilen kenar ortay var. Bu da muhteşem üçlü oldu arkadaşlar. Yani burası da 10 oldu. Bak ne çıktı karşıma. Bir eşkenar üçgen. Hemen açıları yazalım. 60 60 60. Hocam 10 10 x kenar. Bizden bc mi isteniyor? Evet. E, o zaman büyük üçgene yoğunlaşalım. Bunlar 30 30 mu oldu arkadaşlar? Aynen öyle. E büyük üçgen 30 90 sa büyük üçgen de 30 60 90 üçgen oldu. 90'ın karşısı tamamı kaç? 30. 30'un karşısı kaç olmak zorunda? Yarısı 15 olmak zorunda. Çünkü 90'ın karşısı 30 olduğundan 30'u karşıda yarısı 15 olur arkadaşlar. Evet 5. sorunun cevabı böylelikle 15 çıktı yani balık keser çıktı. Geldik 6. soruya. Hocam x kenar var taban da mevcut hemen tabana ait yükseklik çizesimiz geldi. Ama şekil karışacak diye çizemiyorum. O yüzden ayrı bir yerde göstereyim sadece şöyle. Şu ikizkenar kenar oldu. Tabana ait yüksekliği çizdim. Ve 6'ya 6 diye iki eş parçaya böldü. Ve adam sana buradaki açıyı çizgi açısı demiş. Burada açı da çizgi açısı. E burada kaçılan çizgi açısı olması ne anlama geliyor? Hocam alfa dersem burası da alfa. Yani burası da alfa. Alfa 90 ise burası betaysa alfa 90 ise burası da beta. Şu üçgenle şu dik çizdiğimizde yani şuradaki yandaki üçgen. Bu üçgen benzer mi benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit mi eşit. Yani bunlar eş üçgen oldu. Betanın karşısı burada 6 ise betanın karşısı burada da kaç olmak zorunda o zaman? 6 olmak zorunda. Dolayısıyla 6. soru 6 yaptı. Yani cevap denizli oldu arkadaşım. Geldik 7'ye. Hocam nokta nokta var. Bir kere ne yapacağız burada? 15 20 ise burası ne olacaktır? 25 olacaktır. Şu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şöyle 25 diye göstereyim. E hocam ben şimdi bu x'e ulaşmak istiyorsam dik üçgen 90 derecede var. 90 dereceye karşılık getirmek zorundayım. E dik üçgen oluştur desem nereden oluşturursun? E hocam şuradan bir tane dik çizerim. E çizdin diki. Diki çizince ne geldi? Hocam bak burası açıları boşu boşuna eşitlenmemiş. Alfa 90 sa şu açının tamamı betaysa ise... Hocam alfa 90 sa burada da bu açıda betadır. A ne geldi burada? Hocam senin şu üçgen ile büyük üçgen 15 20 25 üçgenin ne oldu? Benzer oldu arkadaşlar. Ama maalesef hiçbir ikişer kenar yok. İkişer kenar olmadığı zaman ne yapacağız? Benzerliği şey yapacağız. Bak dikkat et. Bu üçgen 15 20 25 alfa betalı üçgen. Bak dikkat. Hatta şöyle göstereyim. Hocam burası 15 alfanın karşısı. Burası da beta. Burası 20. Burası da 25. Dikkat ederseniz alfadan beta'ya geçişe bakabiliriz burada. Alfadan beta'ya geçiş ne? 15 bölü 20. Hani çoğu soruda da kullanıyoruz. Benzer iki üçgen kullanamadığımız yerlerde. 15 bölü 20 dediğimiz 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4 değil mi? Evet. Yani alfadan beta'ya geçiş kaça kaç? 3'e 4. O zaman bu sarı üçgende de alfadan beta'ya geçiş 3'e 4'tür. O zaman burada alfanın karşısı 3K iken beta'nın karşısı nedir? 4K'dır. Evet. Şuraya kadar kısım 4K diyeceğiz arkadaşlar. Madem burası 4K. Buraya 4K 7 mi kaldı? Evet. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? E bildiğin şeyi uygulayacaksın. Temel orantı var mı burada? Var. Şunlar birbirine paralel. Hocam şurayı bu arada 4K bulduk tamamını. Alfanın karşısı 3K iken betanın karşısı 4K. 7'si burada 4K 7 kaldı. Şimdi temel orantı uygulayalım. Hocam şunun tamamının oranı. Yani 4K eksi 7'nin tamamı neydi bunun? 15 oranı. 15 oranı şu temel orantıya bakıyorum. 3K'nın 20'ye oranı eşittir. 3K bölü 20 olacak. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4. Buradan 3 kere 3 9K eşittir. 4 kere 4 16K eksi 28 yaptı. Buradan 7K eşittir 28'den dolayı K'yı buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden ED isteniyor. ED'ye bakıyorum şurası. K'yı 4 bulduysak dik üçgenimiz ne oldu arkadaşlar? K'yı 4 bulduğumuza göre Burası 3K, burası 4K. Çünkü 3K 4K. X de 5K olmaz mı? E o zaman X 5K olduğundan dolayı bak şu sarı üçgen 3K burası, 4K burası. E o zaman burası da ne olacak? 5K olacak. K'yı da 4 bulduğumuza göre cevabımız kaç çıkacak? 20 çıkacak. O zaman 7. sorunun cevabı böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 20. Yani Cihan bulduk. Geldik bir sonraki soruya yani 8. soruya. Hocam BC'yi 4 vermiş. Eyvallah. Şu BC'yi bir 4 diye yazalım. 15, 75, 90 üçgeni var. E 15, 75, 90 biz ne biliyoruz? Haşa 4 taş biliyoruz. Direkt verilmişse. Bu arada buradaki oranlamalar da K'ya 2K olarak verilmiş arkadaşlar. E ne yapacağız? Haşa 4 taşı uygulayalım hocam. Şuradan bir dik çizsek. Haşa 4 taştan. Direkt burası 1 mi olacaktır? Evet. Haşa 4 taştan dolayı. İsterseniz haş yazayım. 4 haş yazayım. E buradaki 4 h eşittir 4'ten haşı 1 bulduk. H1 ise hocam şimdi oranlamayı kullanabilirim ben. Hop 1 bölü 3 mü burası? Evet. 1 bölü 3 oranlaması da neye eşittir? 1 bölü AB'ye mi eşittir? 1 bölü AB'ye eşittir. AB'yi de buradan kaç bulduk? 3 bulduk. E ne üçgeni? 3 burası. 4 burası. 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız direkt 5 çıktı. 8. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Yandaki dik üçgen prizma biçimindeki parçalardan 3 eş eş 3 tanesi dik üçgen prizma biçimindeki üstü açık kutuya şekildeki gibi yerleştirilmiş. Arkadaşlar eş yapılar bunlar e, buradaki açılardan bahsetmiş ama eş yapılarda kenar eşitleri ve açı eşitleri bizim için çok önemli. Öncelikle bir açı eşitlerine bakalım. Şuraya alfa diyeyim şuraya da üçgenin olduğu yere de beta diyeyim. Hocam buraya alfa buraya beta dersem. E hocam burası da alfa burası da betadır değil mi? Hatta burası da alfa burası da betadır değil mi arkadaşlar? Alfa betaları yazdım. E bana a eksi b demiş. Hocam A dediğimiz nedir? 180 eksi alfa. Bak ne biliyorum ben burada? Alfa ile beta'nın toplamı bir kere ne? 90 derece. Alfa ile beta 90 derece. Elimde bulunsun. A dediğimiz ne? 180 eksi alfa değil mi? Evet. B dediğimiz ne? Şu karışmasın. Şu karışmasın arkadaşlar. A dediğimiz 180 eksi alfa. O zaman bunu kullanayım. 180 eksi alfa eksi B dediğimizde 180 eksi beta. 180 eksi beta yazarsam yanlış yazarım. Şöyle yazmam lazım. Eşittir nedir arkadaşlar? Eşittir 50 verilmiş. E o zaman burada ne geldi arkadaşlar? 180 eksi alfa eksi 180 eksi beta değil. Artı beta eşittir 50 olduğundan 180'ler gitti. Buradan da ne geldi? Eksi alfa artı beta 50 geldi. Arkadaşlar biz alfa artı betayı 50 biliyoruz. Eksi alfa artı betayı kaç bulduk? Pardon bunu 90 biliyoruz. Şu yukarıdan dolayı şu dik üçgenden dolayı 90 biliyoruz. Eksi alfa artı betayı da ne biliyoruz arkadaşlar? Ne bulduk burada? 50 bulduk. Taraf tarafa toplarsam 2 beta eşittir 140 ise betayı buradan kaç buluruz? 70 buluruz. Beta 70 ise bir tanesinde 70 koysan alfa da kaç çıkıyor? 20 çıkıyor arkadaşlar. O zaman alfayı 20 bulduk. Evet 20. O zaman burası da 20, burası da 70 falan filan arkadaşlar. Neyse. Bizden ne isteniyor? KML açısı. KML açısı. Arkadaşlar bizden şurada kaç isteniyor? Buradaki x açısını bulmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Takıldık kaldık. Açıların eşitliğini yazdın ama eş yapıları kullandılar burada. Eş yapılarda bir de neye dikkat edeceksin? Kenarların eşitlerine dikkat edeceksin. Hocam dik, dik üçgenin kısa kenarı şu eşitleri şöyle göstersek. Bir işimize yarıyor mu? Ekstra bir eşitlik çıkmıyor maalesef. Sildim. Dik üçgenin uzun kenarlarını eşit göstersem hocam bu, hocam bu, e hocam bu. Yok buradan da bir şey gelmedi. Eyvah soru çıkmayacak mı? Hipotenüslerini eşit göstersen hocam hipotenüs bu, hocam hipotenüs bu. Ha geldi bak gördünüz mü? Şurası da 90 derece demiş ya. Arkadaşlar hipotenüs bu, hipotenüs bu hatta bu da hipotenüs de gerek yok. Şurada x kenar dik üçgen çıktı. Yani burası 45, burası da 45 mi oldu? Evet şu üçgene bakacak olursanız ben buraya x açısı diyecek olursam. X ile 20'nin toplamı 45 değil mi? Aynen öyle. Yani x artı 20 eşittir 45 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz? 25 derece olarak buluruz arkadaşlar. Güzel bir soruyormuş. Eş yapılarda lütfen bu açıların eşit olmasını ve sıkıştığınız zaman kenarların da eşit olmasını kullanın. Hatta bazı sorularda kenarların eşit olmasını kullanacaksınız. Ama aynı anda açıların da eşit olması da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Eş yapılar. biri oraya konmuş biri buraya koymuş. Yani boşu boşuna konmadı orada. Yani ekstra x ex kenarlıklar sizin fark etmenizi isteyebilirler. Kenarların eşitleri eş yapılarda gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet gençler böylelikle test 5'i de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 6'nın çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.